Merhaba, havalarımız soğudu, rüzgar esmeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki havalar biraz daha soğuyacak, sıcaklıklar biraz daha aşağı çekilecek. Daha ne kadar aşağı çekilsin diyeceksiniz. Zaten üşüdük, yapacak bir şey yok. Biraz daha çünkü hatta Bolu çevrelerine, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzurum dolaylarına bölgesel karla karışık yağmur kar yağışları bile cuma cumartesi görülebilecek. Şimdi sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Kuzeyli kuvvetli rüzgarlar da esiyor dedik. Marmara ve Karadeniz'de özellikle kuvvetli esiyor. Kıyı şeridini bir kere özellikle dev dalgalar dövebiliyor. Dalga yüksekliği bayağı bir yüksek olacaktır. Onu söyleyelim. Marmara'nın Karadeniz kıyılarında ve Karadeniz'de. Öte yandan denizciler için, balıkçılar için de sıkıntı, bu bilgiyi aktarmış olalım. Rüzgarın hızı 35-40 kilometreleri bulabiliyor. Şimdi bu kuzeyli kuvvetli rüzgarlarla sıcaklık bir aşağıya çekiliyor. Sistem hareketiyle beraber hem yatayda işte bu rüzgar dediğimiz hareket, bir de düşey yönde karışımlar var. O da yağışı kuvvetlendiriyor. Yarından itibaren özellikle kıyı Ege'den, Batı Akdeniz'den yağış ayrılıyor ama yurdun büyük kısmında devam ediyor. Biliyorsunuz İzmir, Çanakkale aralığına Balıkesir, Edremit, Ayvalık dikkat diyorduk. Bakın su baskınları meydana geldi. Şimdi benzer risk Orta Karadeniz için söz konusu. Yani Samsun, Ordu, Giresun çevreleri için. Bu gece ve yarın sabahın ilk saatlerine kadar. Yarın gün içerisinde Perşembe, Cuma'ya geçişte özellikle yine bu alanda Samsun, Ordu, Giresun dahil batısında ve doğusunda. Yani Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın çevreleri, bir de Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize dolayları aşırı yağışlı. Doğu Karadeniz için maalesef heyelan riski de eş zamanlı olarak söz konusu. Dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bu bilgi tüm cnntürk.com takipçilerine ama başta yerel yöneticilere bunu da hatırlatalım. Alınması gereken önlemler varsa, vatandaşların bilgilendirilmesi gerekiyorsa hani ivedilik gerekiyor. Çünkü bir iki gün içerisinde beklediğimiz bir aşırı, hatta bir iki gün değil bu geceden itibaren ve yarın öbür günü kapsayacak bir aşırı yağış bu. Sıcaklıklar ne zaman artacak, hemen onu da ekleyelim kapatmadan önce. Ayın 7-8'inden itibaren sıcaklıklarda biraz tırmanış var. Bu arada cnntürk.com'u takip edin. Ayrıntıları aktaracağız. Bayramın bilgilerini de vereceğiz ama bayram için şimdilik Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda bölgesel yağmur geçişleri görünüyor. Bu kadar soğuk değil. Sıcaklıklar tırmanıyor görünüyor. Ama bir iki gün daha izin verin. Biraz daha modeller bize elle tutulur bilgiler versin. Daha net, daha güvenilir bilgileri size aktaralım. Anlatacaklarım şimdilik bunlar. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.